Az sonra izleyeceklerimizin tam olarak hangi şehirde ve hangi tarihte çekildiği hakkında pek bilgimiz yok. Ancak gerçekten de son derece kaygı uyandırıcı bir video olduğu kesin. Görüntüler Almanya'da kaydedildi. İzleyelim. Videoda oldukça tuhaf davranan bir kadın görülüyor. Hiç de doğal olmayan hareketler sergiliyordu. Ve ayrıca çıkardığı sesler de normal bir insan sesi olamayacak gibi tuhaftı. Üstelik videoda havaya haçlar çizdiğini ve sonra da çizdiği haçların üzerine tükürdüğünü görebiliriz. Bu videoda yaşananların birkaç farklı açıklaması olabilir. Örneğin görülen bu kadın bir akıl hastalığı yaşıyordur. Ancak bunun iyi bir ihtimal olduğunu da söyleyelim. Çünkü aksi takdirde işler açıklanması güç, doğaüstü bir vaka oluyor. Belki de yapmaması gereken bir şey yaptı. Örneğin bir vici tahtası seansı düzenlemiştir veya uğraşmaması gereken büyü tarzı şeylere bulaşmıştır. Kim bilir? Peki sizce biz az önce ne izledik? Teorilerinizi yazın. Şimdi izleyeceklerimiz Cryptonim Ghost ekibi tarafından Polonya'da kayda alındı. Bu defa yolculuk şehre oldukça uzak bir köyde yer alan kiliseye doğruydu. Aslında bu yer Cryptonim ekibinin daha önce de uğrayıp gözlem yaptığı bir mekandı. Açıklaması oldukça zor fenomenler yaşadıkları için aynı yere bir kez daha gitmeye karar verdiler. Bu gidişlerinde yanlarında çok daha fazla ekipman bulunduracaklardı. Daha hazırlıklı gitmeleri işe yarayacak ve içeride önceki gidişlerinden daha çok olay gözlemleyeceklerdi. Hazırlıklarını tamamlayıp içeri girdiler ve böylelikle bu gizemli araştırmada başlamış oldu. Henüz ilk dakikalarda bir şey olacaktı. Tak 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 tak. Ty masz nakręcone, nie? Bo ja akurat ustawiałem, przekręcałem nogi ze statywu. Tak, tak, ja mam. Czyli co? Czyli... Idziemy do ciebie z misiem, tak? Chcę, żebyśmy do ciebie przyszli. To i co? Idziemy do niej tam, tak? Idziemy do niej, dokładnie. Kurwa! Ja pierdzielę! Co to było? Ja pierdzielę! Co to było, stary? Ja pierdolę! To był krzyk, kurwa, ale ewidentny! Cii. Dobra, uspokójmy się. Też się tak wystraszyłem, mega się wystraszyłem. Jasny gwint. Ocie. Ale powiem ci, że aż się wydał. Stary, aż się trzęsę w środku. A to było, to mi się wydarło do ucha. Do ucha praktycznie. To jakby byłoby za nami, nie? No, dokładnie. Normalnie jak krzyk jakiejś banshee. Ej, to teraz przecież ten wydać, ale... W momencie, jak powiedzieliśmy, idziemy do twojego drobu, ten i ten szczyt, nie? Nie? Taki demoniczny. No. Temasa geçtikleri ruhtan cevap beklerken arkalarından nefes sesini de andıran ama çok daha garip ve ürkütücü olan bir ses işittiler. İlerleyen dakikalarda ses çok daha net gelecekti ancak sese daha yakından kulak verdiğimizde hiç de normal olmadığını anlayacağız. Kurva!
Bu görüntüye baktığımızda kriptonim Ghost ekibinin o anda ne kadar şaşırmış ve korkmuş olabileceğini hayal edebiliyoruz. Sonuçta her gün böyle bir şey yaşamıyorlar. Video çok daha uzun ancak en önemli anları sizlerle birlikte izledik. Videonun tamamını veya diğer içeriklerini izlemek istiyorsanız kriptonim Ghost kanalını ziyaret edebilirsiniz. Vici tahtasıyla oynamanın iyi sonuçlanmadığı birçok video izlemiş olsak da bilinmeyenle kurulan bu gizemli iletişim biçimi hala büyük bir ilgi görüyor. Kullanımına karşı sayısız uyarıya rağmen Vici tahtasının tüm dünyada bir hayran kitlesi var. Canlı yayınları sırasında Vici tahtasıyla yaşadığı maceraları belgeleyen meraklılardan biri de Marek'ti. Ben söylemeliyim ki buna pişman olacaktı. Seçtim telefonu. Ej, to tak wygląda, jakby za mną łaził. Czekajcie, a zróbmy teraz taki eksperyment. Zostawię to tutaj na łóżku i odsunę się od tego, widzicie? Patrzy się. No, on chodzi za mną. Wiem, że za mną chodzisz. Ale daj mi jakiś... porządny dowód na to. Dobra, tak bardzo chcecie zobaczyć mechanizmy w maskach. Zaczynamy maskę numer 1. Maskę numer 2. Maskę numer 3. No i niby maska numer 4, tylko że ona maski nie ma, bo jak spada, to się rozwaliła. A jeszcze, żeby nie było, że ktoś tu był ze mną w pokoju teraz. Ciśnięty ciężarkiem te drzwi. Więc nawet jakby ktoś teraz wyszedł z mojego pokoju, to ciekawe, kto by ten ciężarek tutaj postawił, żeby drzwi tak docisnąć do tego, do futryny. Jeżeli będę miał jakieś koszmary dzisiaj, daj mi jakiś znak. Her zaman olduğu gibi izlediğimiz bu görüntülerin gerçek olup olmadığına karar vermek gerçekten zor. Fakat kaydedilenlerin canlı yayında yaşanmış olması gerçek olma ihtimalini biraz arttırıyor diyebilirim. İzlediklerimiz Marek'in videolarından yalnızca biri. Dünyanın her yerinden bu tahtaya karşı artan ilgi ilerleyen zamanlarda bizlere Vici tahtasıyla oyun olmayacağının daha çok örneğini izletecek gibi. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi dinleyeceğimiz sesler iPhone 11 kamerasına suyun altında yansıdı. Şeytan Kazanı ismi verilen volkanik oluşumların bulunduğu bir mağaranın içerisinde sayılabilecek bir yerde yer alan, genel görünümüyle ürpertici, çoğu zaman ıssız ve her zaman da derin ve sıcak su barındıran bir çukurda kaydedildi. Bahsettiğim bu yerde iPhone 11'i test etmek isteyen biri telefonu toplamda 2 kez buranın içerisine atıp çıkarıyor. Önce ilkini izleyelim. Aslında bu videoda herhangi bir şey yaşanmıyor. Ancak ikincisini anlayabilmek için ilki hakkında şunları söylemem gerekiyor. Ne görüntülere ne de ses kaydına herhangi bir tuhaf bir şey yansımadığını gördünüz. Bunu aklınıza tutun. Şimdi gelelim adamın ikinci kez iPhone 11'i suya attığının kayıtlarına. Bu defa görüntüleri olmasa da bir takım bazı tuhaf seslerin kamera mikrofonuna yansıdığını söylemeliyim. İzleyelim.
Telefon suya daldırıldıktan sonra dibe doğru battığı esnada acı dolu çığlık seslerini veya yine doğal olmayan bazı garip gürültüleri kaydediyor. Aslında bakarsanız bu su kesinlikle yüzülebilecek bir su değil. Hem sıcak hem de yer olarak tehlikeli. Yani burada bir insan olamayacağı için seslerin neyden geldiği hakkında farklı teoriler ortaya atılıyor. Bunların en basiti basit bir kamera arızası olduğu yönünde. Ancak dünya genelinde birçok insan bunun sebebinin hiç de böyle olmadığını düşünüyor. Zaten bu tarz bir sebebi olsaydı muhtemelen ilk daldırılışında da benzer sesler işitmeliydik. Çoğunluğun iddialarına göre bu suyun için daha önce görülmemiş bir canlı türü yaşıyor olabilir veya burada hayatını kaybetmiş bir ruhun acı çığlıkları da olabilir. Peki sizin bu konu hakkında teoriniz ne? İşittiğimiz o sesler neyden geliyor olabilir? Yorumlarda yazın. Yeni evlenen bir çift, yeni taşındıkları evde bir takım anlam veremedikleri garip olaylar dizisi yaşadılar. İlk başta bunların sebebinin rastlantısal ya da psikolojik olabileceğini düşündüler. Fakat durum hiç de böyle değildi. Paranormal varlıklarla ilgisi olabilirdi. Bir sosyal medya hesabı açıp evdeki olayların bazılarını kaydedip bu hesaptan yayınladılar. Şimdi ilk videomuzda yılbaşı gecesinde yaşadıklarına bakacağız. Yılbaşı için süsledikleri çam ağacındaki bazı nesneler kendiliğinden hareket ediyor ve ayrıca koridora açılan bir kapı aniden kapanıyor. Gördüğüm kadarıyla odada rüzgar akımı olmadığını söylemeliyim. O anda bir deprem de yaşanmıyor. O zaman olanları paranormal varlıklara yormak en muhtemel senaryo gibi duruyor. Şimdi aynı gece çekilen diğer videolarla devam edelim. Pues bueno, esa cabrita se prendió sola, así es que nos habían recomendado que, pues, cuando pasara algo les preguntáramos qué querían, ¿no? Entonces por eso, usted tiene miedo, pero, pues hay alguien aquí que se manifieste. Que se manifieste, si hay alguien aquí... ¿Qué pedo? Estoy seguro que se giró. ¿Sí? No mames. No mames, amor. Amor, amor, no mames. No mames, no mames. ¿No sos? Amor, ¿qué pido? Está volviendo a pasar. Amor, no mames. Acabamos de grabar la puerta. La acabo de cerrar. Creemos que se va a volver a abrir porque se escuchan ruidos. Literal, se acaba de escuchar un ruido. No. No mames. Amor, no mames. No mames. Eğer izlediklerimiz iyi hazırlanmış bir kurgunun ürünü değilse. Amor, ¿alcanzaste a escuchar? Sí, hoy. Estoy escuchando la cocina. ¿Qué tal la verga? No mames. Esa madrecita se movió.
Qué cabrón. ¿Hay alguien aquí? No mamen, chavos. Amigos, la neta es que nos habían prohibido grabar. Por eso que no habíamos subido nada. Ven, amor. Nos habían prohibido grabar en la casa. Pues porque, según, habita ahí un ente. Y aquí, ¿qué pedo? ¿Creen que algo, pues, nos siga donde nos movamos? Literal, no hay nadie. O sea, no hay nadie más que no sea Steph y yo. Ahora nada, o sea, no se mueve otra cosa, solo se mueve eso. Genç çiftin tehlikeli bir paranormal varlıkla başlarının derde girdiğini söyleyebilirim. Ama daha işin başlangıç aşamasındalar. Çünkü kendilerine zarar verebilecek bir olay henüz yaşamadılar. Eğer sorunun kaynağı bizzat evse bir an önce evi terk etmeleri gerekiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Monroe Malikanesi'nde çekildi. Bu malikanenin oldukça trajik bir geçmişi var. Yüzyılı aşan tarihinde içerisinde birçok dehşet verici olay yaşanmış. Şimdilerde perili olduğu iddia edildiği ve orada yaşayanların başına kötü şeyler geldiği için kullanılmıyor. Ama paranormal araştırmaların uğrak mekanlarından biri. Bir araştırmacı gündüz vakti binanın her detayını incelemek için tek başına bulunduğu bölgeye gitti. İçerisinde 4-5 saat geçirdikten sonra çoğu odaya sabit kameralar yerleştirip yakınlarındaki bir otelde uyumaya ve sabah tekrar dönmeye karar verdi. Şimdi izleyeceğimiz ürkütücü video sabaha karşı bir oyuncak bebeğin karşısındaki kamera tarafından kaydedildi. Videoda ilk başta oyuncak bebek uyumakta olan gerçek bir bebekmişçesine hafifçe kıpırdanıyor. Hemen ardından üstündeki şemsiye dönmeye başlıyor. Normalde bu şemsiyeye benzer nesneler bebeklerin uykuya dalması için kullanılıyor. Yani sanki bir oyuncak bebeğin uyandığını fark edip tekrar uyumasını sağlamaya çalışıyor gibi. Ayrıca etraftaki göremediğimiz düşen nesnelerin ve aniden açılan parazit duyulan radyodan da anlaşılacağı gibi Monroe Malikanesi'nde gece saatlerinde biri ya da birileri var ve iddiaya göre bunlar paranormal varlıkların ta kendisi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Teorilerinizi yazın. Vehite PC adlı bir TikTok kullanıcısı Temmuz 2021'de hesabında küçük bir çocuğun oyun oynarken çekilmiş görüntülerini paylaştı. Video ilk bakışta ebeveynler tarafından kaydedilmiş son derece sıradan bir şeye benziyor. Küçük tatlı çocuk oyun oynuyor ve annesi seslenince ona dönüyor. Fakat burada yayınladığımızdan da anlaşılacağı üzere arka planda muhtemelen paranormal bir vaka içeriyordu. İzleyelim.
Videoda göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşen ürkütücü bir olay var. Küçük çocuk annesine doğru hareketlendiği sırada hemen arkasındaki kapı eşiğinde siyah, biçimsiz bir gölge geçiyor. Görüntülerin çekildiği anda kimsenin o gölgeyi fark ettiğini zannetmiyorum. Fakat daha sonra izlediklerinde belli ki fark etmişler ve dolayısıyla internette paranormal bir vaka olarak yerini almış. Sizce bu gölge ne olabilir? Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda yazın.